Evet, bugün size INR ya da işte protromin zamanı, PT testini kısaca anlatayım arkadaşlar. Bu test niye istenir, ee, uzaması ne demektir, normali kaç olmalıdır gibi sorularınızı kısaca cevaplayayım. Şimdi INR demek, e, uluslararası düzeltilmiş oran demek. E, bu protromin zamanı testinin laboratuvarlar arasındaki standartizasyonunu sağlamak için e, kullanılan bir aslında oran, katsayı. Çünkü biliyorsunuz her laboratuvarda değerler değişik olabiliyor. Bunu standartize etmek için geliştirilmiş bir oran bu. Bu test arkadaşlar hemofili hastalarında tanı için ya da işte ameliyata girecek hastalarda kan pıhtılaşması yeterli mi, uygun mu? Ya da işte kumadin tedavisi alan hastalarda kanın pıhtılaşma süresi uygun mu? Yeterince kan akışkan mı görmek için istenen bir test. Bu testte kandaki pıhtılaşma faktörlerine bakılıyor. Bunlar 12 tane faktör. Kanımız aktığı zaman önce trombositler orayı tıkamaya çalışıyor ama bu kısa e, süreli oluyor. Asıl kanımızı durduran nedir? Pıhtılaşma faktörleri. Bunlar fibrine dönüşüyor. Fibrin pıhtısı da orayı tıkıyor. Kan akışı duruyor. Şimdi e, bazı hastalıklarda e, bu faktörlerin eksikliği nedeniyle kan akışı uzayabiliyor duruma göre hayati tehlike bile oluşturabiliyor. Şimdi nedir? Mesela K vitamini eksikliği. K vitamini eksik olursa bu pıhtılaşma faktörleri yeterince üretilemez ve kanınız uzun süre durmaz. Onun dışında karaciğer hastalıklarında bu pıhtılaşma faktörleri yeterince yapılamaz. Yine PT testi uzar. Yani kanınız daha uzun süre durmaz, akışkan olur. Yine alkol kullananlarda DIC denen bir hastalıkta, onun dışında tabii bu faktörlerin genetik eksikliğinde ee, ve son olarak da aşırı kumadin ilacı kullananlarda, mesela kumadin veriliyor kanın yeterince e, akışkan olması için, bunu fazla kaçıranlarda PT seviyesi uzuyor, yani bu test uzuyor. Normalde bu PT yani inere testinin ortalama saniye olarak 12-14 saniye olması isteniyor. 14-15 saniye geçerse sıkıntı başlıyor. Yani kanın daha e, geç durduğu söylenebilir. İnerin de 0.9 ile 1.1 arası olması isteniyor. Tabii e, kanın daha akışkan olması istenen durumlarda e, kumadin türü ilaçlar veriliyor. Bu gibi durumlarda bu inere seviyesinin biraz daha uzun olması isteniyor ki yani kan yeterince akışkan olsun pıhtı atmasın diye mesela bu durumda inerenin 2 ile 3,5 civarında olması o aralıkta olması isteniyor. Yani kanın daha akışkan olması istenebilir. İnere testi yine kolunuzdan alınan bir tüp kandan çalışılıyor. Bir hastanede bir laboratuvarda bu testi yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi özellikle hemofili hastalığın tanısında, ameliyat öncesinde rutin testler olarak ve kumalin tedavisinin etkinliğini görmede istenen bir test. İNR. Evet bununla ilgili sorunuz varsa yine videonun alttan bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.